Ben zaten bir başkanı verdi. Gelsin artık ya. Ben 10 tam 10'da yapalım ki biz geç kalıyoruz. Yavaş yavaş toplayalım gelsin arkadaşlar. Siz böyle Siz böyle şu an rahat mısınız? Gelsinler yavaş yavaş. Hoş geldin. Sen bir hoş geldin de. Kürsümüz biraz dar. Tamam. Sen bir hoş geldin de. Tamam bu dursun. Al şunu. Arkada bekleyen Gamze Hanım da var. Gamze Hanım nerede? Şurayı açtım ama arayı. Evet, Gamze Hanım buraya gelsin. Arkadaşlarım kürsü arkasında. Gamze Başkan. Parti meclisi diye üyelerden 18 için kurulu üyeleri. Süper. Gel böyle. Şöyle az. Başla. Demokrasi. Hadi. Evet. Öyle bakalım. Fotoğrafa bak arkadaş. Benziyorum bakamıyor musun? Evet. Başlayabilirsin başkanım. Evet. Bugün Giresun ilimizde tarihi bir gün gerçekleşiyor. Bu doğrultuda Giresun ilimizde bulunan Sayın Genel Başkan Yardımcılarım Seyit Torun, Sayın Genel Başkan Yardımcım tekrar Gamze Akkuş İlgezdi, Sayın Disiplin Kurulu Başkanım Uğur Bayrak Tutan, değerli, çok değerli milletvekillerim, çok değerli parti meclis üyelerim, hepsi ülkemizin değişik illerinden gelerek Giresun ilimizde bizi katkı sundular. Hepsi, bütün gelen ekibimizin, heyetimizin tamamına hoş geldiniz diyorum. Saygılarımı ve sevgilerimi sunuyorum. Bu doğrultuda iktidara giden yolumuzda ben konuşmalarıma ara vererek Sayın Genel Başkan Yardımcımıza mikrofonumu sunuyorum. Buyurun. Evet, teşekkür ederim sevgili başkanım. Çok değerli Giresun'da hemşerilerim, çok değerli konuklar, değerli milletvekillerim, çok değerli genel başkan yardımcım, yüksek disiplin kurulu başkanım ve değerli üyem, parti meclis üyelerim, sevgili konuklar, öncelikle Giresun'da olmaktan son derece mutlu olduğumuzu ifade ediyorum. Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz ve yüksek disiplin kurulu üyelerimizden oluşan 40 kişilik bir heyetle başlattığımız Karadeniz Konulu'nun ikinci günündeyiz. Dün Ordu'nun 19 ilçesine giderek vatandaşlarımızla birlikte olduk. Bugün de Karadeniz'imizin güzel şehri, şirin şehri Giresun'dayız. Yarın ise Trabzon'un tüm ilçelerini ziyaret ederek Karadeniz programını tamamlamış olacağız. Heyetimizde Sayın Genel Başkan Yardımcımız Gamze Akkuş İlgezdi ve aynı zamanda YDK Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Uğur Bayrak Tutan da olmak üzere değerli milletvekillerimiz Necati Tığlı, Abdurrahman Tuttere, Ahmet Kaya, Ali Haydar Hakverdi, Aydın Özer, Ayhan Barut, Burhanettin Bulut, Bülent Tezcan, Cengiz Gökçel, Eddan Arslan, Emine Gülüzer Emecan, Enser Aytekin, Erkan Aydın, Gürsel Erol, Kemal Zeybek, Mahir Polat, Mustafa Tuncer, Müzeyyen Şevkin, Neslihan Hancıoğlu, Nihat Yeşil, Sevda Erdan Kılıç, Süleyman Bülbül, Süleyman Girgin, Ulaş Karasu, Ünal Demirtaş,
Yaşar Tüzün, Yüksel Özkan, Yüksel Mansur Kılıç, Gökhan Günaydın, Sevgi Kılıç, Ali Rıza Erbay, Sezgin Kaya, Mustafa Dugüzel, Polat Şaroğlu, İsmail Atakan Ünver olmak üzere 40 kişilik EİT'le Giresun'umuzdayız. Ve çalışmalarımızı gün boyunca Giresun'umuzda devam ettireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak ülkemizin dört bir tarafında milletimizle birlikteyiz. Ben çok değerli çalışma arkadaşlarıma, milletvekillerime, parti meclis üyelerime, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerime, Genel Başkan Yardımcıma çok çok teşekkür ediyorum. Dün ordumuzda verimli bir çalışma ortaya koyduk. Bütün yurttaşlarımızla, bütün vatandaşlarımızla caddesinde, sokağında, parkında bir araya geldik. Bugün de Giresun'umuzda bu çalışmayı devam ettireceğiz. Halkımızın sorunlarını görmezden gelip vatandaşın dertlerini unutturanlara inat, biz sürekli sahadayız. Siyasi iktidarın kaderine terk ettiği halkımızın yanındayız. Nerede bir sorun varsa biz çözüm önerilerimizle oradayız. Değerli arkadaşlar, bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıl dönümü. Bu vesileyle darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak amasız ve fakatsız tüm darbelerin karşısındayız. Halkın iradesinin üzerinde bir güç tanımadık, tanımıyoruz. Ayrıca şunu da belirtmek isterim ki, siyasi fırsatçılık yapıp milletimize bir sivil darbeyi yaşatanlara da karşı olduk. Bundan sonra da karşı olmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlar, dün Rize'den çok üzücü bir haber aldık. Rize'mizde yaşanan sel felaketi nedeniyle maalesef iki vatandaşımız hayatını kaybetti ve selde kaybolan bazı vatandaşlarımız ise hala bulunamadı. Bu kapsamda Sayın Genel Başkanımızın talimatlarıyla 3 kişilik bir heyetle bugün Rize'ye gidiyoruz. Yüksek Disiplin Kurulu Başkanımız Sayın Uğur Bayraktutan, Trabzon Milletvekilimiz Sayın Ahmet Kaya ile birlikte birazdan Rize'ye hareket edeceğiz. Sel felaketiyle ilgili incelemelerde bulunup elimizden gelen desteği sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Heyetimiz ise Giresun'da vatandaşlarımızla birlikte sahada onlarla bir araya gelecekler, onların dertlerini dinleyecekler ve çözüm önerilerimizi anlatacaklar. Şunun altını çizmek isterim ki her yıl Karadeniz bölgesi sel felaketiyle karşı karşıya. Bildiğiniz gibi geçen yılda Giresun'umuzda da aynı felakette, Trabzon'da da aynı felakette karşı karşıya kalmıştık. Artık bu coğrafyanın sel kaderi olmamalı. 19 yıldır bu ülkeyi yöneten iktidar artık bunun tedbirlerini almalı. Her yıl bu acıyla karşı karşıya kalmamalıyız. Rize'deki sel felaketinin nedeni bu coğrafyanın gerçeğini görmezden gelip bir türlü kalıcı önlemler alınmamasıdır. Bir konuya daha değinmek istiyorum. Milletimizin dertlerini bir kenara iten siyasi iktidar işi gücü bırakmış belediyelerimize saldırmaya devam ediyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel başkanı dün çıkmış yine belediyelerimizi karalamaya çalışıyor. Erdoğan dünkü grup toplantısında muhalefet belediyelerinin bakanların çalışmalarını sahiplendiğini söyleyip her türlü hırsızlık kötüdür ama siyasi hırsızlık daha kötüdür diyerek algı operasyonu yapmaya çalışıyor. Erdoğan'a buradan Giresun'dan şunu söylüyoruz. Bizim milletimiz bu ülkede kimin siyasi hırsızlık yaptığını gayet iyi bilir. Erdoğan bakanlıklarımızın çalışmaları derken herhalde kendi şirketinden, kendi bakanlığına dezenfektan satan eski bakanının hizmetlerinden bahsediyor olmalı. Kusura bakmayın, bizde yolsuzluğa sahip çıkacak belediye başkanı yoktur. Erdoğan eğer bir siyasi hırsızlık arıyorsa önce millet iradesini çalınmak istediği İstanbul seçimlerine bakmalıdır. Erdoğan eğer bir siyasi hırsızlık arıyorsa sandıkta kazanamadığı belediyelerin yetkinisini masada çalmaya çalışanlara bakmalıdır. Millet kuru ekmeğe muhtaç hale gelmişken bir avuç azınlığa dolarla ihale verenler siyasi hırsızlıktan bahsetmeden önce iki kere yutkunmalıdırlar. Vatandaşımız artık bittik, perişan olduk derken yurt dışındaki Londra'daki bir avuç tefeciye her gün 50 milyon dolardan fazla faiz ödemek
en büyük hırsızlıktır. Değerli basın mensupları, tüm ülkemizde olduğu gibi Karadeniz bölgemizde de Giresun'umuzun da büyük sorunları var. En büyük sorunlarımızdan biri ordumuzda olduğu gibi fındıktaki belirsizlik. Bu iktidar maalesef bir fındık politikası belirlemekten bile aciz hale geldi. Bunun yanında neredeyse yeni hasat mevsimi geldi ama hala fiyatlarla ilgili açıklama yok. İşçi ücretleri açıklandı, bazı maliyetler açıklandı ama fındığın fiyatıyla ilgili hala bir açıklama yapılmadı. 15 gün sonra bahçelere giriyoruz ama fındığın fiyatını bilmiyoruz. Biz Giresun'dan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Sayın Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi üretici bahçeye girmeden fındık fiyatı 35 lira olmalıdır. Olması için de çalışacağız değerli arkadaşlar. Bunun yanında Güney Çevre Yolu sorunu Giresun halkını artık canından bezdirmiştir. Akşam geldiğimizde de gördük, gerçekten trafik artık kilitlenmiş ve araçlar ulaşılamaz hale gelmiştir. 10 yılı aşkın süredir bu yolu yapacağız diye söz veren bu iktidar maalesef vatandaşlarımızı kandırmıştır. Vatandaşın beklediği bu yola maalesef yıllardır kazma vurulamamıştır. Evet, büyük sorunlarımız olabilir ama asla umutsuz olmayacağız. Bu ülkenin kaynakları, bu ülkenin sorunlarını çözmeye yeter. Hep birlikte el ele vererek ülkemizi bu karanlıktan kurtarıp aydınlığa çıkaracağız. Cumhuriyet Halk Partisi olarak milletimizin eğlen başını kaldırmak, asılan yüzünü güldürmek için durmadan, dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz. Ve herkes emin olsun ki inşallah ilk seçimde iktidar olacağız ve ülkemizi baştan aşağı saran bu bozuk düzeni hep beraber değiştireceğiz. Yolumuz açık olsun, önümüz aydınlık olsun, geleceğimiz güzel olsun. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Başkanıma da birlikte verelim. Yok, hayır. Bu size daha çok yakışıyor. Tüm kadınlar adına o zaman. Evet, bu size daha çok yakışıyor. Evet arkadaşlar, hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bugün Giresun'dayız. Bütün ilçelerimizdeyiz. Şimdi görev vakti. Vatandaşımız bizi bekliyor. Sorunlarının çözümünü her yerde arayacağız. Her yerde anlatacağız. Resimlerden gruba atın arkadaşlar. Evet. Evet, çok teşekkür ederiz. Sayın Başkanımıza hazırlamış. Teşekkür ederiz. Evet, tamam. Giresun raporu. Evet. Arkadaşlar, resimlerden çekenler kurum atsın. Evet arkadaşlar, kolay gelsin. Akşam üzeri buluşmak dileğiyle. Başkanım. Başkanım. Devam etsin. Görevli etrafı olarak. Sen görüyorsun.